Efendim, şimdi dün biliyorsunuz stüdyomuzda Fırat vardı. Fırat eşini arıyordu. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Hatice Kübra Ateş. Hatice'yi kaybının 34. gününde bulduk. Gözün aydın Fırat. Gözün aydın Metin Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Fırat kayınpederi Metin Bey'le beraber gelmişti. İki çocuk annesi bir hanımefendi ve bir aydan fazladır kendisinden haber alınamıyor. Nerede bulduk derseniz dün bizi bir izleyicimiz aradı. Dedi ki sizin aradığınız hanımefendi dedi Ankara'da. Bizim ekip arkadaşlarımız da sabah Ankara Etimesgut'a gitti. Kapılarını çaldı. Senin eşin Öcal diye birine kaçmış. Aa. Sen de Öcal'ı tanıyor musun? Hatta Öcal'ın evinde kalmışsın. Evet kaldık. Yani ben hiç öyle şüphelenmedim yani. Hani aşık olacağını hiç düşünmedim, tahmin de etmedim. Hani biz sonradan oradan geri geldik. Sonra bunlar nasıl olduysa numarasını değiştirdim ben eşimin. Niye? Yani çok konuşuyorlar diye biz de evinde kalıyorduk onların. Ha, Öcal'la eşinin konuştuğunu biliyorsun. Ha, biliyorum. Öcal çünkü yüzünden mi eşinin telefon numarasını değiştirdin? Evet, onun yüzünden değiştirdim. Sonra nasıl olduysa numarasını da bulmuş, nereden bulduysa eşim. Ama ben ona gideceğini hiç tahmin bile etmiyordum. Şimdi bu arada yani Öcal'a gittiğinde Öcal'ın başka bir kız arkadaşı varmış. Bu Öcal'ın kız arkadaşı da anladığım kadarıyla senin eşinin de arkadaşı. Evet. Siz o nedenle onların evine gidiyorsunuz. Etimesgut'ta kalıyorsunuz onlar. Ne kadar kaldınız? Bir buçuk iki ay falan kaldık aşağıda. Niye kalıyorsunuz orada onların evinde ki oğlum o kadar? Yani eşim arkadaşıdır diye bir şey yaptık. Öyle sen gittik. Niye kalıyorsun bir buçuk ay gidip birinin evinde? Yani eşimin arkadaşıdır yani zarar gelmez diye şey yaptık. Sen orada çalışmıyorsun etmiyor musun? Ben orada çalışıyordum. İş buldum ben orada. Hani biz oraya gidip Ankara'ya gittik. Dedik yeni bir hayat kuralım, ev tutalım. Hayır şimdi benim de bu söylediğimi programda söylediklerimi sonra alıp kesiyorlar. Hani mesela bir konuyla üzerine söylediğimi. Yani kendimi bile izlediğimde diyorum ki ben bunu niye söylemişim? Gene böyle bir konu olduğunda demiştim ki yani eve yatılı misafir istemem. Yani eve yatılı misafir istemem derken böyle yatılı misafirin evde ne işi var? Yani bir buçuk ay niye karınla beraber gidersin de bir başka adamla nikahları da yok anladığım kadarıyla onların. Niye onların evinde kalırsınız? Yani eve yatılı misafir bu şekilde istenmez. Oğlum siz de ama niye bu yolları açıyorsunuz insanlara? Ne işiniz var sizin tanımadığın insanın evinde? Seni karınla beraber ne işin var onların evinde? Ya ben tanımıyorum. Eşim arkadaşının kocası olduğu için tamam. Ben o vasıtasıyla tanıdım ben Öcal'ı. Yani eşinin yani benim hanımın eşi de Zehra olduğu için ben Zehra'yı da tanımıyordum. Ben onların sayesinde tanıdım onları. Yani benim tanıdın. Tamam işte tanımıyorsun, etmiyorsun. Nasıl gidersin hani halan değil, teyzen değil, dayın değil, amcan değil, anan değil, baban değil. Yani nasıl gidersin de senin karının tanıdığı bir sevgili hayatı yaşayacak. Siz nerede oturuyordunuz? Biz o zaman Nurdağan'da oturuyorduk. Gaziantep'te oturuyordun yani. Abi bana il söyleyeyim, bütün ilçeleri bilemiyorum. Gaziantep'ten Ankara'ya gidiyorsun, hiç tanımadığın adamın evinde bir buçuk ay kalıyorsun. Evet. Sonra kaldın. Sonra bunların ikisi konuşuyorlar diye karının telefon numarasını değiştiriyorsun. Evet, sonra tekrar evliliğine devam ediyorsun. Evet. Peki şunu akıl edemiyor musun? Telefon numarasını değiştirdin. Kadın değiştirilen numarayı gene verir ona diyemiyor musun? Yani bunu akıl edemiyor musunuz? Yani hiç şüphelenmedim. Yani numarasını şüphelenmediysen niye numarasını değiştiriyorsun? Yani şöyle değiştirdin. Yani bu hani sürekli yani bununla konuşuyordu çünkü benim yanımda da konuşuyordu. Biz muhabbet sohbet ediyorduk. Yani ben eşimi gerçekten ona bayılacağım bazen ya. Hani onunla hani böyle sevgili Fırat'cığım, olacağı bak, hiç aklımın ucuna gelmezdi. Eğer eşinin telefonunu değiştirecek kadar ondan şüpheleniyorsan tamam mı? Değiştirmeye numaraya gerek yok. Eşini değiştireceksin. Ama ben doğruyu söylüyorum. Eşinin bir erkek karısının cep telefonunun numarasını değiştirene kadar karısını değiştirsin. Bu çok ciddi bir rahatsız olduğunu gösterir zaten. Ya bir kere çok ayıp bir şey yani evet. Bir adam bir kadına yani bir koca bir karısına nasıl diyebilir senin cep telefonunu değiştirelim sen bu adamla konuşma oğlum yani siz hangi yine dünyada Orhan yaşıyorsun? Orhan Bora'nın ruhu şad olsun. He? Orhan Bora'nın anlatmış kim yapıklar ruhu şad olsun. Be kardeşim yani şimdi şüpheden şüpheye fark var yani şimdi sen bu kadar şüpheler içerisindesin. Hala diyorsun ki ya ben bir şey yok diye zannettim. Ya daha neyi zannedecektin? Madem ki zannettin telefonunu değiştirecek şüphe nereden içine girdi? Madem ki telefonu değiştirdin karını karşına alıp da yani
Konuşmadın olmaz, olmaz. Kararını karşına almak falan olmaz ya. Biraz artık lütfen. Ya merhamet yani, edin. Lafları da oraya buraya da çevirmeye yani. De gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Senin iki çocuk annesi kadına sen telefon numaranı değiştir bu adamla konuşma demeyeceksin kardeşim. O zaten konuşmayacak. Konuşuyorsa evlilik bitmiş demektir. Ali'ye kibarca bir bay bay. En güzel cevabı demin ki kelimenizi söylediniz. Telefonunu değiştirinceye kadar karını karşısına alacaksın. Biz artık seninle bu hayatı yürütemeyiz diyeceksin. Ya ben dedim, ben defalarca dedim. Bak dedim benden beni istemiyorsan dedim gel boşanalım. Ben onun beni istemiyorsun dedim, falan yok arkadaşlar ya. Hani, ben de bunlara defalarca söyledim. Onu ben duydum. Ankara'ya gitme, Ankara'ya gitme. Gittiler. Niye gidiyorlar? Vallahi bilmiyorum. O ayış orasını bilmiyorum. Gittiler, kafasına esti gitti. Ya gitmen, gitmen kalın. Yabancı adamlara ne işiniz var yabancı ellerde? Ha şunu söyleyeyim yani Fırat'a bunları söylerken diğerleri doğru davranmış diye söylemiyorum. Ama şimdi onlar da canlı yanımıza. Sabah gitti ekip arkadaşlarımız kapılarını çaldılar. Hüseyin Coşkun, Hatice Kübra Ateş ve sevgilisi Öcal Akın'la beraber. Hüseyin günaydın. Hatice, Öcal sana günaydın. Sana yazıklar olsun. Günaydın, günaydın. Efendim buyur. Sana yazıklar olsun. Sana hiçbir şey demiyorum Kübra. Beni yani senin arkadaşının sana kocası olduğu olsun. İçin yani senin arkadaşının olduğu için kocasını beni değiştirecek kadar tamam ne yaptın? Ben. İki çocuğunu evet. bıraktın da gittin. Sana yazıklar olsun. Sen de kadınların faturasını ödüyordun. Ben kimsenin faturasını ödemedim. İstiyorsan bunu ben ispatlayabilirim. Para gönderiyordun. Ben senin hiç bana yalan söyleme Kübra. Senin ben Öcan'la konuştuğunu bak senin Öcan'la konuştuğunu. Ben yalan söylemiyorum. Zaten bak ben tahmin ediyordum. Ben senin için bunun için numaranı değiştirdim. Bunun için numaranı da değiştirdim. Sen iki çocuğunu hak etmiyorsun Kübra. Kim ne derse desin. Sen burada sen beni rezil etmedin. Sen kendini rezil ettin. Bak ben buraya gözü yaşlı babanı getirdim. Sırf seni bulmak için. Öcan sana da yazıklar olsun. O kadar yemeğini yedim. Ekmeğin evinde kaldım. Senin bana ihanet edeceğini hiçbir zaman tahmin etmedim. Bak sen benim eşimin arkadaşının kocasısın. Senin benim namusuma, iffetime göz dikeceğini tahmin etmiyordum. Bak, sana yemin ediyorum seni ben abi bildim, evinde kaldım, arkadaşım dedim. Senin benim namusuma, helalime göz dikeceğine kadar senin aşağılık bir insan olduğunu hiç düşünmemiştim. Yani siz ikiniz benim arkamdan vurdunuz. Ben senin evine de geldim, kapına da geldim. Sana dedim ki bak, insan gibi de söyledim, abi bak benim iki tane çocuğum var. Bak Kübra neredeyse dedim söyle. Senin de çoluğun çocuğun var dedim. Sana yalvardım. Sen benim arkamdan ihanet ettin. Benim eşimi kandırdın. Benim eşim zaten bilmiyorum. Hani yazıklar olsun. Beni kimse kandırmadı. Sen kandırıldın. Sen kanmadın. Sen kendi isteğinle kendi rızanla gittin. Kandırılmadım. Niye gittin? Ben o zaman niye gittin Kübra? Geldim. Ben sana insan ya da demedim mi Kübra? Boşanmak tamam, sor istiyorsan bakalım, niye gittin gel. Dur bir cevap versin. Bir cevap tamam, versin. Tamam cevap hakkı veriyorum sana konuş. Konuş. Küfürlü konuşmuyor. Ben sana bunu dedim de. Hatta ben dedin sana, gidersen çocuklara unutursun dedin mi? Dedin. Ben sana bunu dediysem biz seninle her zaman tartışıyorduk Kübra. Sen 15 günden beri benimle çok kötü kavga ediyordun. Buna babanla şahit, anamla şahit. Yanıma gel yedin kızım, yanıma gel yedin. Sana madem ben defalarca şey olsa, dedim. Yanıma sen benimle hep kavga ediyordun. Bunu ben babana da söyledim. Bak Kübra benimle kavga ediyor. Bak babuk Kübra'yla konuş. Hiç bir dedim dinlesene yani. Niye gittin diye sor bakalım niye bir cevap versin. Niye gittin Kübra? Tamam hadi onu bunu geçtim. Hani hadi ben sana öyle dememiş farz ettim. Sen niye gittin? Ne için gittin? İki çocuğunu bırakıp neden gittin? Sana bunu soruyorum. Bir tek cevap kelime. Versin. Evet. Hem sen beni kovdun. Tamam. Hem de sen kadınlarla konuşuyordun. Kaç kere meşazlarını yakaladım. Ben de seninkini yakaladım ödedin, Kübra. Para ben gönderdin. Ben kimseye para da göndermedim. Benim ibanlarıma da hareketlerine de bakabilirsin. Keşke meşazları silmeseydim. Onu da sunacaktım. Mama meşazları sildim. Peki Kübra ben senin Özcan'ı bu yayına aldığında ben sana demedim Kübra Özcan'la sen niye konuşuyorsun? Niye hala iletişim içindesin diye demedim mi? Sana sordum ben sana bunu ya kaç tamam defa işte ya, sordum. Sonuç ortada oğlum onu mu dedim bunu mu dedim mi yok yani ben şunu anlamıyorum ya. Bazılarınız gerçekle yüzleşmekten korkuyor. Gerçek tek bir tane evet. gerçek var hayatta.
Sen... Tamam mı? Bak şimdi gerçek var mı ortada? Senin karın konuşuyor muydu bu Öcal'la? Konuşuyor. Tamam, daha hala ne konuştun, konuşmadın, şeyi açtın, numaranı değiştirelim. Siz evli misiniz? Resmi nikahla. Dinliyorum. Siz resmi nikahla evli misiniz? Evliydim. Boşandınız mı? Yok, değilim. Evet. Boşandınız mı? Aynen, aynen. Evet. Resmi olarak resmi nikahınız da bitti. Yapamamıştık zaten. Hayır, hayır, hayır. Resmi nikah yapamamıştık zaten. Bu bahsettiği eşimi de zaten ailesi bir şekilde kandırdı, buradan gönderdi. Şu anda zaten ondan da haber alamıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Fıratgil, evet, benim yanıma geldiler. Burada kaldılar. İki aya yakın. Eyvallah. Ama onun konuşmalarını dün ben canlı yayında izleyemedim ama bir kişinin bunu görüp de bana bildirmesinden, YouTube'dan dinledim ben konuşmalarını. Buradaki yaptıklarıyla, eşine karşı konuştuklarıyla oradaki konuşmaları bir defa çok farklı. Ne var fark olarak? Ne var fark olarak? Ben günlük işten geldiğim zaman her seferinde atışmalarla birbirinize girmişsiniz. Sürekli aşağılamalar. İşte çocukları bırak, bildiğin yere git, ne yapmak istiyorsan yap. Zaten hani size ne? Bazı kelimeler açık açık söylüyorum. Hayır, size ne? Yani onlar, bir dakika, karı koca kavga etmişler. Ben size kavga ne? Ederim, etmem. Bu seni ilgilendirmez. Ben karıma sizinle atışırım, sırada... atışmam. Bu benim sorunum. Beni ilgilendiriyor. Siz, tamam, hayır, sizin beni, de orada, beni... sizin de orada yanınızda resmi nikahınız olmasa da eşim dediğiniz bir kadın var. Bunlar da beraber oraya gelmişler. Siz orada, evet, yani bir iki çiftsiniz. Yani evinize aldığınız, evet, birinin karısına göz koymak hangi kitapta yazar ya? Yazıklar olsun Özcan abi. Ben şimdi seni gerçekten abi bildim. Öyle bir şey, öyle bir şey kesinlikle yok. Var yok işte. Da. Ya işte benim karım senin yanında, bu, benim eşim senin yanında. Ne işi var senin yanında? Da. Tamam. Hadi. Benim yanımda ben bir şey. Sen bana ne dedin? Çekinmiyorum. Bak, ben senin telefonunu buldum. Ben bu yayına gelmezdim. Bak, ben senin telefonunu buldum da, eşim ilk kaybolduğunda ben senin numaranı buldum da sana insan gibi konuştum. Dedim ki bak, eşimin dedim haber alıyor musun? Seninle konuşuyor mu dedin de. Bana niye çıkıp da, evet, demedin ki? Fırat, tamam, eşim dedim burada. Niye yalan yok söylüyorsun? Yok dedim. Dinliyor musun beni? Sen ne dedin yok bana? Yok dedim. Bak, yalan ne dedin söylüyorsun değil. Bak sen yok yalan dedim söylüyorsun. Çünkü sen, bana sen ne dedin? Eşini... Bak sen beni ne dedin bana? Misin? Bir dinle. Bir beni dinle. Sen bana ne dedin? Eşini ben dedim. Kimsesiz dedin. Sen olsan da çocuk, sen olmasan da dedin. Çocuklarsız asla yanına almam dedin. Ve şimdi bugün bakıyorum senin yanından çıkıyor. Evet. Senin ahlakın bu mu? Tamam. Sen benim eşimi kandırdın. Bak sen benim eşimi kandırdın. Siz bunu planladınız ve benim eşim kuaförü diye çıkıp bana yalan söylüyorsa, evet, bugün senin yanından çıkıyorsa sen benim eşimi kandırdın. Evet. Merak etme. Ben bu yayından çıktığım, evet, zaman seni zaten Cumhuriyet Savcılığına şikayet edeceğim. Bunu unutma. Bak sıkıntı Kübra. Sıkıntı yok, istediğin yere verebilirsin. Tamam, sıkıntı yok. Ben zaten senin hakkında şikayet dilekçesi bulunacağım. Çünkü sen benim eşimi kandırdın. Sen kaç yaşındasın? Sen şimdi eşinin, bir dakika, benim sen eşini kandırdığını mı düşünüyorsun? Kandırmadı. Kübra, ben biliyorum. Seni kandırdı, kandırmadı. Beni kimse kandırmadı. He, sen öyle san. Kandırmazsa ne bir gelin? O zaman niye gittin psikolojik Kübra? Psikolojik sorunları var diyorsun ya, benim psikolojik sorunum falan yok. Seni sevmiyorum, tamam mı? Tamam da niye sevmiyorsun? Gel yatın yanıma. Kübra, yani beni sevmiyor mu? Sebebi ne? Beni sevmiyor mu? Bak beni, evet, sevmiyor mu? Sen Özcan'la, evet, birlikte kalacak mısın? Özcan'la, evet, birlikte kalacak mısın? Bana onu söyle. Evet, senden boşanacağım, tamam mı? Benden boşan. Çocukların velayetini de kesinlikle sana vermiyorum. Ne diyor, belirsiz bir insanların yanında. Hayatım zaten bayılmamış, bırakmış çocukları, gitmiş ha, yani. Sen kusura bakma kızım, ben de vermem sana. Sen kadın çok bayılmış. Ben bırakmış vermem. Sen bittin. Sen benim için bu saatten sonra bittin. Ben senin hayatından endişelendim. Sen bak ne diyorlar, bir dakika, bir dakika. Ay dur be çocuğum be. Sen de konuşmaktan ne olduğunu anlamıyorsun. Ben seni diyorum, erkekler o kadar çok konuşmaz demiyor muyum? Erkekler o kadar konuşmaz. Bakarsın karın başkasıyla konuşuyor. Tamam mı? Alırsın bir tane kağıt kalem. Aile mahkemesine ben eşimden boşanmak istiyorum dersin. Alırsın ceketini, gidersin annenin evine. Sen sağ ben selamet. Öyle fazla konuşmaz erkekler. Onunla mı konuşuyorsun, bununla mı konuşuyorsun? Yok telefon numaranı değiştireyim. Arkadaşlar bir kadınsı özellikler vardır. Tamam mı? Bir de erkeksi özellikler vardır.
Kadınlar bunu yapar. Sen kimle konuştun, konuşmadın bilmem ne falan. Erkekler yapmaz benim bildiğim ya. Siz bütün evet. şeyi değiştirdiniz. Dünyaya bakış açım değişti benim bu programda. Olmaz. Sen karın kayboluyor, Öcal'ı arıyorsun. Öcal'ı aradığına göre aslında malumun ilanı. Abicim şüpheleniyorsan bak bunu tabii septizmle, hayır. Bilmiyordum. Yani septizm yaşayanlar var, psikiyatrik rahatsızlık yaşayanlar var. Onları bir kenara koyuyorum. Normal sağlıklı insanlardan bahsediyorum. Evet. Şüpheleniyorsam doğrudur. Bitti. Yani... Şüpheleniyorsan doğrudur. Daha artık o su, bu su, şu su yoktur. Ha, göz yumacaksan ortaya çıkartmazsın. Tamam. Göz yummayacaksan da tartışmaya gerek yok. Gidersin. Bir kağıt bir kaleme bakar bir insandan boşanmaya karar vermek. Alırsın ceketini de çıkar gidersin o evden. Yani ben mesela sen bize gelip bunu söylemedin. Senin karın evden kaçıyor. Sen gidiyorsun bu adamı arıyorsun. Benim karım senin yanında mı? E sen ne geldin burada televizyon ekranında karını arıyorsun? Ya hayır bak Müge Hanım. Niye arıyorsun kardeşim? Hani biliyorsun zaten. Özcan'ın bak Özcan'ın yanında olduğunu bilmiyordum. Niye? Niye onu aradın? Kaç erkeği aradın? Hani ben umut ettim. Bak, hayır, kaç erkeği aradın? Ben bir kişi aradım. Sadece bunu aradım. Sadece onu aradın. Hani çünkü ben tahmin ediyordun. Bir umut dedim. Bana kayınpederimiz dedi ki git dedi. Belki dedi gittiğiniz yerdedir. Ben gittim, aradım. Umut. Ne sordum. Umudu? Ne yani umudu? Belki Hilal-i Ahmer Cemiyeti mi? Oradadır diye gittim. Peki Öcal benim yanımda deseydi sana. Bu televizyon programına gelmemiş olsaydı. Tamam. Ve deseydi ne yapacaktın? Ne ya hiç şey yapmayacaktım. Madem boşanmak istiyorsa da. Tamam. Giderdim aile mahkemesine. Gider boşardım. Hala istiyorsa diyorsun ya. Ama zaten hani durum belli değil mi? Zaten tamam. Seni istemiyor. Çocuklarından vazgeçmiş. Çocuklarını bırakmış. Tamam. Bir tercih kullanmış. Gitmiş tamam. İstemiyorsa, onun yanına. Tamam istemiyorsa tamam boşanırız. Sıkıntı yok. Ya istemiyorsa ne demek? Hani yani sen istemiyorsa demek yani eğer isterse dönmeyi ben de kabul ediyorum demek istiyorsun. Yani ben sen, şu şekilde kabul ediyorum. Benim ya neyi bunun şekli? Dur bir dakika ne şeklinde kabul ediyorsun? Bunun şekli şemal hani, yok. Pardon Rambi hangi şekilde kabul ediyorsun? Hani benim çocuklarım iki tane küçük çocuğum var. İkisi anneye muhtaç olduğu için. Ya ben yanlarında durmam. Ben giderim il dışında çalışırım. Ya kardeşim daha bunun şekli şemali mi var? Yani görüyorsun karşısına çıkmışlar ikisi beraber el ele kol kola. Sen hala diyorsun ki ya şüpheleniyorum acaba aranızda bir şey var mı? Yani illa bunları yatakta mı göreceksin de? De öyle söylenmez. Evet, ya merhamet et ya. Bu Özcan Efendi de senin arkadaşın değil, senin en büyük evini yıkan adam. Evet. Özcan Efendi'nin erkekliği de bu kadarmış. Alakası yok. İşte arkadaş, sen arkadaşsın ya, sen dostsun ya. İşte kişiliğinin namusuna böyle göz dikersin. Bak sen beni aradığınla, dinler misin? Sen beni aradığınla... He. Ben Kübra'nın burada olduğunu evet söylemedim. Niye söylemedim? Niye çünkü söylemedin? Niye söylemedin? Bir dakika, bir dakika. Dün ben bunu dinler misin? Ha, dinler misin? İkide ha, bir benim sözümü kesme. Bir dinleyelim bakalım. Dün ben bu programı dinlediğimde önce oraya geleyim ondan sonra geriye gideceğim. Dün ben bu programı dinlediğimde bazı konuşmalar yaptın ve daha öncesinde ben bu numarayı değiştirmeden önce Kübra ile WhatsApp'ta yazışmalarında argo konuşmayı istemiyorum. Anlayanlar zaten demek istediğimi bir şekilde anlayacak. Kübra'nın ne oluğunu koyuyordun ne buluğunu koyuyordun. Benim sadece... bir şey söyleyebilir miyim? Senin bir dediğin saniye. Kelime. Lafı benim sadece miyim? Bir saniye beni dinler misin? Niye tamam. Kesiyorsun? Hayır kesmeyeceksin kardeşim. Tamam sen konuş. Madem kendine et. Güveniyorsan kesmeyeceksin. Ben doğru... Tamam ben bir yanlış yapmış olabilirim. Sen Kübra yanlışın beni sevmiş, en büyüğünü yaptın. Ben Kübra'yı sevdim. Bir saniye. Bir saniyesi yok. Kardeşim, dinler bir misin beni? Ya dur bir cevap versin adam. Tamam. Evet bir şey söylüyor. Niye kestiriyorsun? Çünkü sen benim namusuma... Niye kestirmeye çalışıyorsun? Ya. Kesmiyor devam edin. Yazıklar olsun sana. Bekle. Bekle dinle. Sen Kübra'ya... Sen Kübra... Evet, daha iki kelimeyi bir sen araya getiremiyorsun. Yazdığın yazılarda dün konuşturmuyorsun ki beni kardeşim. Ya bu iş kardeşim dedi. Abi bak, ben sana abi demişim değil mi? Sana dünkü güvenmişim. Yazdık,
Sen Kübra'ya yazdık. Ya bana ne dersen de. Ya ben sana hiçbir şey demiyorum. Sen Kübra'ya yazdıklarınla zaten daha öncesinde ben sordum. Ya. Bak ben Kübra'ya sordum. Böyle WhatsApp'taki benim WhatsApp'taki ya. Yazışmaları ben sildim dedi ve ben Kübra'ya kızdım. Niye siliyorsun dedim. Sana ne? Sen Kübra'nın affedersin. Sana ne? Ben karıma onu söylerim, bunu söylerim. Lütfen benim eşim. Ben eşimle tartışırım, tartışmam. Ya seni bir defa kocalıktan silmiş zaten. Sen onu bak ben canlı onu... yayındayız. O kadar millet bizi izliyor. Ben argo konuşmayı istemiyorum. Sen zaten rezil oldun. Sen bak, eşini sen madem seviyordun. Madem seviyordun. Ya bir dinle. Madem seviyordun. İnsan eşine karşı sen şusun, sen... Ben söyledim mi Kübra sana? Bir dakika ne? Tamam. Sen Öcal dedim Bey. Bu konuşmaları niye siliyorsun? Belki dedim kopyasını alıp göndereceğiz. İzle görsünler dedim. Allah okusunlar Allah senin Allah ne olduğunu. Allah. Kadın beni sevmiş, ben kadını sevmişim. Seni silmiş. Neyin peşindesin sen hala? Sen ne Öcal, kadar bir aşağı Bir dakika. Bir dakika ya. Öcal Efendi. Sen kim oluyorsun da bir karı kocanın arasındaki yazışmayı... Bilmem konuşmayı, müdahale etme yetkisini kendinde buluyorsun. Senin evet. Senin bunlarla eşi ne alakası var? Gösteriyorsa bir dakika ben senin bizde ne alakası var? Eşi beni sen kimsin? Şöyle kimsin? Söyle, sen kimsin diye bir şey yok. Ben şöyle ne söyleyeyim. Sen kimsin diye bir şey eğer yok ki ya. Eğer ki Kübra onu resmiyette he. Evet ama kalben silip atmışsa, ben de Kübra'yı eşim olarak görmüşsem bu benim hakkımdır. Ya bu senin hakkın yok. Herkese yanlış Kübra olur, hala bu adamın karısı. Sen, resmen nikahlı karısı. Sen benim resmi nikahlı İki tane de çocuğunun anası. Sen sadece kağıt ya üzerinde. Bir sus ya. Sadece kağıt üzerinde bir imza kes. Var. Bir sus. Sesini tamam. Kes. Kübra dediğin kadın hala bu adamın resmi nikahlı karısı. Senin gibi öyle iki tane çocuk yaptırıp da imam nikahı denilen nikahsız bir kadınla yaşamıyor. Ben imam nikahını yaptırdım. Nereden biliyorsun? Anası. Ben imam nikahını da yaptırdım. Nereden biliyorsun? Ben hoca nikahını da yaptırdım. Nasıl imam nikahı koyabiliyorsun? Bir dakika durun. İki tane. Bir dakika. Hatice'ye mi imam nikahı yaptırdın? Evet. Ya siz gerçekten kafayı sıyırmışsınız beyler. Yani ben bunu aynen. Hani en şey olarak söyleyebilirim. Bu kadın zaten evli. Yani daha bunun karısı, bunun kocası onun resmin yani boşamadan nasıl bir kadına ikinci bir kocayla nikah kıyılır? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz? Bir dakika durur musunuz? Yani bu kadının şimdi iki kocası mı var? Evet. Ona göre var. Beyefendi güzel. Kendi kendinize öyle size de kim imam nikah kıyıyor? Yani şu imamlar da, yani gerçek imamların ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu imamlar da görmeden bu resmi belgeyi kıymayın. Bak şimdi buna, bu kadına ikinci kez nikah kıyan imam varsa, hani bu senin hangi kitabında yazıyor, hangi dine sığar? Yani bir abuk subuk da bir dakika, abuk subuk da işler yapmayın. O imam hakkında 6 aya kadar ceza var. Evet. O nikah kıyan imam hakkında hangi ceza imam? Kanunumuzda... 6 aya kadar ceza var. Ceza var da hiç o cezalar uygulanmadığı için zaten böyle oluyor. Anlıyorum.